İnsan Antalya'ya gidince bir ses eder ama. Rüya. Çiçek. Çiçek. Ne oldu Tombis teyzeye bir şey mi oldu yoksa? Hayır o iyi. Ben değilim. Çok kötü şeyler oldu. Eceline mi susadın lan sen? Kavga etmeye gelmedim. Ha? Dinle. Dinle beni. Dinle. Ha? Neyim diyeceğim? Dinle ulan. Dinle. Dinle. Çiçekle aramda hiçbir şey yok. Yalancı var. Lan gerizekalı! Çiçek seni seviyor! Seni! Ölüyordu oğlum kız korkusundan. Ölüyordu kız, gözlerimle gördüm tamam mı? Ölüyordu, ölüyordu sen öleceksin diye. Ben hayatımda bir insanın birini bu kadar sevdiğini hiç görmedim. Duydun mu? Ben annemin gözünde bile görmedim ya böyle sevgi. Hiç kimse de görmedim, bir çiçekte. Sen senin için ölmeyi göze alacak birine söyledin o lafları. İnanmıyorum sana. Lan, lan Allah'ın sala, gerizekalı. Eğer çiçekte benim aramda bir şey olsa ben niye hapisten çıkartayım seni? Bak, o seni seviyor, tamam? Çok seviyor hem de. Ben çiçeğin hayatının içine sıçtım, tamam mı? Ben çiçeğin hayatının içine sıçtım ve bir daha bunun asla almasına izin vermeyeceğim. Duydun mu? Sen ona aşık mısın? Sen kafayı yemişsin ya. Aşıksın. Aşıksın. O seni seviyor. Son sözüm bu. Dedi ya bana sen değiştin dedi, şimal oldun dedi bana. Tomris Hanım malları üstüme devretti diye benim bir anda aa yaşasın her şey şahane deyip üstüne atlayacağımı falan mı sandı bunun? Ya benim değil ki onların hiçbiri atlasın. Ya ben bir kuruşuna dokunur muyum onun ya? Ben öyle biri miyim? Beni hiç mi tanımadın? Ama asıl bir laf etti ki kalbim yerinden çıkacak sandım. Ortadan ikiye ayrıldı ya. Sesini duydum kalbimin.
Canım benim ya. Keşke beni çekip vursaydı. Ne dedi seni bu kadar üzecek? İskender'le oynaşıyorsun dedi bana ya. Ne? İskender ne alaka ya? Nerede gördü sizi? Buraya gelmişti Atlas'ı görmeye. Çiçek sen hala niye dolaştırıyorsun bu adamın peşinde? Hayır yani Atlas'sa, Atlas için doğru olan annesinin katilinden uzak durması. Rüya sessiz ol, çocuk duyacak. Önce sen duy bir kendine gel. Bu kaçıncı İskender hatası? Nereye baksak İskender? Ya ne hatası ya? Ne hatası? Sen ne dediğinin farkında mısın? Sen Ali gibi mi düşünüyorsun? Hayır, hayır öyle düşünmüyorum ama... Ya bir değil, iki değil. Önce yaşadığını gizledin. Sonra Ali İskender'i bıçakladı. Sonra sen İskender'e uydun, kimliğini deşifre ettin. Ben bunları bilmiyor muyum sanıyorsun? Çok biliyor gibi davranmıyorsun. Ne olur bir kendine gel ya. Tutturmuşsun bir Atlas. Yani onun için İskender'i peşinde dolaştırıyorsun. Çünkü Atlas'ı çok seviyorum. Mutlu olmasını istiyorum. Siz hepiniz bu kapıdan çıkıp gittiğinizde biz Atlas'la baş başa kalıyoruz burada. Ben ipi boynuma geçirdiğimde o çocuk benim ayaklarıma sarıldı. Ben bugün nefes alıyorsam onun sevgisi sayesinde. Şartsız şurtsuz. Evlat sevgisi böyle bir şeymiş demek diyorum kendime. Bana bir bakışı var. Sanki çocukluğum bakıyor bana. Annesiz, babasız, sahipsiz, kimsesiz. Benim gibi. Çiçek. Çiçeğim tamam bak deme böyle. Sen kimsesiz değilsin tamam mı? Ben varım senin yanında. Biraz anla o zaman beni. Biraz anla. Hep mahcup olan, hep acı çeken, hep anlatmaya çalışan taraf olmaktan yoruldum. Tamam üzme beni. Ben seni korumak istiyorum sadece. Korunmak değil. Anlaşılmaya ihtiyacım var. İskender Atlas'ı çok seviyor. Kötülükse bana oldu. Tamam mı? Ben yandım ya. Yandım ben onun yüzünden. Bunu unutabilir miyim? Hayır. Ama bu başka. Bu bambaşka. İskender Atlas'ın karşısında bambaşka biri oluyor. Çocuksu, sevimli, daha iyi biri. Onun içinde iyi bir yer var. Görüyorum. Şu an bana İskender'i savunduğunun farkında mısın? Onu değil. Ben... Ali? Peki Ali sizi nasıl gördü de bu kadar delirdi? Ya sen ne dediğinin, ne ima ettiğinin farkında mısın? İskender senin nişanlındır Rüya. Ben de onu diyorum işte. Ali'ye kesinlikle katılmıyorum. Ama onu da anlamaya çalış. Ne olur Çiçek bir kendine dön. Bir bak kendine.